Şimdi kıymetli dostlar, bir insan anasından babasından öğrendiği İslam ile 60 sene, 70 sene 5 vakit namazını kazasız kılabilir. Hiç kazası olmayan bir insan olarak abdestinde, namazında dürüst bir Müslüman olabilir. Ancak Kur'an ayetlerinde, Fatiha'da, Ayetel Kürsi'de ve diğer ayetlerde Allah bize neyi anlatıyor? Bunların hiçbirisine muttali olmadan sadece alışkanlık namazını kılıyor. Bu özellikleri var, başka hiçbir özelliği yok. Peki İslam'ın kaç tane şubesi var? Sadece bunlardan bir tanesi namazdır. Bir namazla her şey biter mi? Bitmez. Komşu hakkı var, anne baba hakkı var, eşinin sende hakkı var, senin eşin de hakkı var ama onun da sende hakkı var. Efendim akrabaların insan üzerinde hakkı var. Camiye giriyorsun, cami adabı var, yemenin içmenin usulü var, haram var, helal var. Bunları bilmeden sadece namazla işi bitirmek mümkün müdür? Elbette değildir. Onun için iki türlü dinlemek vardır. Bir camiye geldim, cuma namazını kılacağım dersin. Vaizin vaazında anlattıkları beni hiç ilgilendirmez. Alıcı değildir yani. O bekler ki cuma ezan okunsun, cuma namazına duralım. Bir de var ki Allah'ın kelamına taliptir, peygamberin sözlerine taliptir. İşte bu insan daima olgunlaşır, daima kemalata erer. Durduğu yerde durmaz. Durmadan yükselen, büyüyen, fazileti artan, ilmi irfanı artan, imanı, ihlası, takvası artan bir insan olur.